Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri, sizler için fuarların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün durağımız İzmir ve 2019 İzmir Marble Fuarındayız. Fuar katılımcılarımızdan Dereli Mermer Granit Maden firmasındayız ve yanımızda firmamızın sahiplerinden Yalçın Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firma ile ve sektörün gidişatı ile alakalı neler aktaracak? Merhabalar Yalçın Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar, sizler programımıza hoş geldiniz. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Yalçın Bey kimdir, sektöre nasıl girdi, sizlerden dinleyelim. Biz küçük çapta bir maden firmasıyız. Kalsit, dolomit, mermer, granit, bazalt üretiyoruz. Ailece 3. nesildir bu sektördeyiz. Çanakkale Biga bölgesinde. Siz ne zaman girdiniz sektöre? 2011 Ağustos. 2011 yılında da siz girdiniz. Peki biraz firmadan bahsedelim o zaman. Dereli Maden olarak neler yapıyorsunuz? Dereli Maden olarak ana işimiz Marmara Adası'ndan Belçika ve İsveç'e kalsit ham maddesi yollamak. Kağıt sektöründe kullanılıyor. Bunun dışında başka Çanakkale bölgesinde kalker üretimimiz var. İnşaat sektöründe kullanılıyor. Yıllık toplam 3 milyon civarı bir mıcır üretimimiz var. Bunların yanı sıra dolomit, kalsit mıcırı, beyaz kalsit, beyaz mermer, beyaz dolomit, bazalt tren yolları için ve kireç fırınları için kireç taşı üretimimiz var. Birçok aşama var. Öncelikle mermerden bahsedelim mi o zaman? Evet. Ne tür mermerler üretiyoruz? Biz şu an mermer üretiminde bulunmuyoruz. Mermer artıklarını değerlendiriyoruz. Bunun dışında elimizdeki kıymetli beyaz mermer, beyaz dolomit ruhsatlarını da yatırımcılara kiralayıp onların işletmesi sonrasında onların artıklarını alıp değerlendiriyoruz. Ocağımız var Biga'da. Kaç tane var? Toplam 13 tane ruhsatımız var. Bunların kimi kalker, kimi mermer, kimi bazalt ya da granit. Hı hı. O zaman biz bu ocakları kiralamasını yapıyoruz. Ondan çıkan atıkları da mıcır dediğimiz. 3 tanesini biz bilfil kendimiz işletiyoruz. Bazalt ve kalker ve kalsit olanlarını. Bunun dışında mermer sektöründekileri ise işletmeyip başkalarına işletip artıklarını işliyoruz. Evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken üretimde? Neye göre üretim yapıyorsunuz Eda? Biz bir Fransız firmayla 20 yıllık bir ortaklığımız geçmişimiz var. Şimdi bir Finlandiya'da firmayla çalışıyoruz. Ana önem verdiğim şey onlarla birlikte iş güvenliği, süreklilik, kalite, temiz iş yapmak. Ar-Ge'yi peki neye göre planlıyorsunuz? Talebe göre mi genelde? Vallahi bizim sektörde Ar-Ge'yi daha çok makine anlamında yapıyoruz. Makineleri sürekli deniyoruz. Hangi makine daha az yakar, bunu nasıl test edebiliriz, hangi makine hangi iş için daha verimli olur gibi. Ya da ürün geliştirme konusu ise o apayrı bir konu. Pazar ağını nerelere oluşturduk? Bizim sektörde pazarlar belli zaten. Endüstriyel mineraller olduğu için ya da madende de belli. Proje bazlı çalışıyor musunuz peki? Proje bazlı çalışıyoruz. Örneğin Marmara Ray projesinde balast taşı yollamıştık. Rusya'da bir havalimanına bazalt yollamıştık. Bu tür TANAP projesine malzeme verdik. TANAP boru hattına Çanakkale Boğazı'nda. Şimdi Çanakkale Boğaz Köprüsü'ne mıcır veriyoruz. Birçok projede yine imza atıyoruz. Biz de genelde geçmişten Çanakkale Biga bölgesindeki ruhsatların ya da rezervlerin en dalındaki kıymetlileri bizde. Dolayısıyla iyi bir önemli bir proje olduğunda, dirençli bir malzeme gerektiğinde siz tercih ediliyorsunuz. Evet. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahseder olursak neler söyleyeceksiniz? Sizler gibi birçok firma var bu hizmetleri sunan. Vallahi vergimizi tam ödüyoruz. Bir tane Suriyeli yok. Düşük SGK'lı adamımız yok. Her şeyimiz tertemiz. İşimizi doğru yapıyoruz. Yamuğumuz yok. İyi malzememiz var. Bu yüzden çile de çekiyoruz ama uğraşıyoruz işte. Gerçek bu. Yeni projeler var mı peki ilerleyen günler için? Var. Kireç fırını kurmayı ümit ediyoruz. Onun dışında bu işletmeyi açtığımız, bu hafta da anlaştığımız firmalar var. Mermer ve dolomit ocakları işletildikten sonra onların artıklarını değerlendireceğiz. Tekrar yeni tesisler kuracağız gibi. Yeni proje var. Ocak. Başarılar diliyoruz o zaman. Fuarlarla alakalı neler düşünüyorsunuz? Devamlı katılıyor musunuz aktif olarak? Fuar güzel. İlk defa katıldık uzun yıllardan sonra. Uzun yıllardır katılmıyorduk. Güzel geçti. Ben özetleyecek olursak bir daha özetlemek istiyorum ne yaptığımızı. Beyaz mermer, beyaz kalsit, beyaz dolomit ruhsatlarımız var. Bunları yatırımcılarla işletip onların artıklarını alıp
geri dönüş bir şekilde geri dönüştürüp kullanıyoruz. Örneğin bunlar nereye gidiyor? Mozaik sektörüne gidiyor, boya sektörüne gidiyor. Yahut apayrı sektörlerde de kullanılabiliyor. Karayollarında bile kullanılan ürünlerimiz var. Onun dışında kasit ana işimiz. Elimizde ayrıca bej ve granit ruhsatları da var. Şimdi onları da açıyoruz. Bunlar. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize ve meslektaşlarına neler söyleyeceksiniz buradan? Kolay gelsin, ne diyeyim ya. Evet, sizlere de kolay gelsin o zaman. Teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün İzmir'de izledik. 2019 Mermer Fuarı'nın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sizlere Delili Mermer'den seslendik. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarından.